Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle kendi tasarımım olan bu güzel modelin yapılışını çalışacağız hanımlar. Ben ismini kristalli çerçeve modeli koydum. Bakın gerçekten çerçeveyi andıran bir görüntüsü var. İki tane yaptım mesela, bileklik olarak tasarladım bu şekilde. Aynı şekilde bir tane yüzüğünü yaptım, bakın. Görüntüm bu. Bir de küpe düşünüyorum inşallah bu şekilde. Şuradan küpe aparatını eklediğiniz zaman gerçekten şık bir görüntü elde edersiniz. Malzemelerimiz ipe dizi kum boncuğumuz var. 2 milimlik bit kristalimiz var ve 0,20'lik misinamız var. Şimdi 4 tane kum boncuğu aldım. Bakın misinamın altına indim. Aşağıda bir 25-30 santim kadar misinadan bırakın hanımlar. Aparatını eklemek için ya da işte sağlamlaştırmak için kullanabilirsiniz. İki boncuktan geçiş yaptım. Görüntüm şu an bu. Herringbone tekniğiyle çalışacağız hanımlar bu modeli. Gerçekten çok kolay bir teknik. İki tane kum boncuğumu alıyorum. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Bakın sağdaki bir boncuktan aşağı indik. Soldaki iki boncuktan yukarı çıkıyoruz. Tekniğimiz bundan ibaret. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. İki tane kum boncuğunu alıyorum. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Soldaki iki boncuktan, ben şu şekilde daha rahat çalışıyorum hanımlar. Soldaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Bakın şu an 4 sıra oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi kristalimizi ekleyeceğiz. İlk sıramız 4 sıradan oluşacak. Diğer sıralarımız 5 sıradan oluşacak. Modelimizin sonunda ilk sıramızı niye 4 yaptığımızı anlayacaksınız. 3 tane kristal, 2 tane kum boncuğumu aldım. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Soldaki bir boncuktan ve kristallerimin içinden geçeceğim hanımlar. Bakın kristallerimin hepsinin içinden geçip kum boncuğuma kadar ilerliyorum ki işleme devam edebileyim. Bakın buradaki bir kristalden çıkıyoruz. Burayı iyice çekiştirelim şu şekilde elimizle. Sıkıca tutalım. Bakın görüntüm bu. Yine iki tane kum boncuk alıyorum. Sağdaki bir kum boncuğundan aşağı iniyorum. Soldaki iki tane, ben bir geçeyim size göstereyim inşallah, boncuktan yukarı çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet basit ve hep aynı işlemleri yaparak ilerliyoruz. Bakın iki tane kum boncuğumu aldım. Sağdaki bir boncuktan aşağıya indim. Soldaki iki boncuktan yukarı çıktım. Yine iki tane boncuğumu alıyorum. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Soldaki, şu şekilde yine yan çevirmek istiyorum. Soldaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Bakın şu an 4 sıram oldu. Hemen bir sıra daha yapalım. Sonra da kristallerimizi ekleyelim. 2 tane kum boncuğumu aldım. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Soldaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Bakın şu an görüntüm bu. Ne yapacağım hanımlar? 5 sıra oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen kristallerimi ekliyorum. Bu sefer siyah kristal ekleyelim. Siz her bir kristali bir renk yapabilirsiniz. Renklerini değiştirebilirsiniz yine hanımlar. Bakın 3 tane siyah kristal, 2 tane kum boncuğu aldım. Şu şekilde tuttum. Yine bakın aynı şekilde sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Elimle burada kristalleri düzeltiyorum. Soldaki bir kum boncuğumdan ve kristallerimin içinden geçiyorum. Bakın ilk kristalimin içinden geçtim. Sonra şuradaki diğer kristallerimin içinden geçip buradaki bir tane kum boncuğundan çıkıyoruz. Şu
Şu an görüntüm bu. Yine burayı ne yapıyoruz? Sıkı tutuyoruz hanımlar. Şu şekilde çevirdim. İki tane kum boncuğu alıyorum. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Soldaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Burayı iyice çekiştirelim. Çok böyle bol kalmasın. İki tane kum boncuk alıyorum. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Soldaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Bakın şu an görüntüm bu. Şimdi bu sırayı da 5'e tamamlayacağız. İki tane boncuk aldım. Sağdaki bir boncuktan aşağı indim. Soldaki şöyle yandan çevireyim. Soldaki iki boncuktan yukarı çıkıyoruz. İki tane boncuk aldım. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Soldaki iki boncuktan şu şekilde göstereyim. Yukarı çıkıyorum. Bakın yine 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapacağım? Kristallerimi ekleyeceğim. Yine yeşil kristal alayım. 3 tane kristal, 2 tane kum boncuğumu aldım. Bakın. 3 kristal, 2 kum boncuğu. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Soldaki bir tane kum boncuktan ve kristallerimin içinden geçiyorum. Bakın buradaki kristalimden ve şuradaki kum boncuğumdan geçiş yaptım. İyice çekiştiriyoruz hanımlar burayı. Bol bırakmıyoruz. Kristal kum boncuğuna göre hani biraz daha büyük olduğu için doğal olarak bir genişletme yapıyor. O yüzden burayı sıkı tutmamız lazım. Şimdi bakın 1, 2, 3 kristal oldu. Bir sıra daha yapıyoruz ve bitiriyoruz inşallah hanımlar. İki tane kum boncuğu aldım. Sağdaki bir boncuktan aşağı indim. Soldaki şöyle ben yine yandan yapacağım. Çünkü böyle daha rahat çalışıyorum. Siz de çalışırken kendi çalışma biçiminizi belirlersiniz hanımlar. Bakın iki tane kum boncuğu aldım. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyorum. Soldaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok kolay bir model. Hep aynı işlemleri yaparak ilerliyoruz. Çok kısa bir zamanda güzel işler ortaya çıkarabileceğiniz bir model hanımlar. Şuradaki iki boncuktan yukarı çıktım yine. Bakın şu an 1, 2, 3, 4 oldu. Bir sıra daha yapıyoruz. Ve artık modelimiz bitmek üzere. İki tane boncuk aldım. Son kez iyice ayrıntılı göstereyim hanımlar. Sağdaki bir boncuktan aşağı iniyoruz. Soldaki ben yine yandan çalışacağım. Bakın soldaki iki boncuktan yukarı çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hep aynı işlemi yaptık. Şimdi ne yapacağız? Kristalimizi ekleyeceğiz. Sıra geldi kristalimize. 3 tane kristal, 2 tane kum boncuğu alıyorum. Ben yine siyah kristal alıyorum hanımlar. Bakın 3 tane kristal, 2 tane kum boncuğumu aldım. Sağdaki bir boncuktan aşağı indim. Şimdi burayı 4 sıra yapmıştık ya, şimdi anlayacaksınız niçin 4 sıra yaptığımı. Bakın bir tane kum boncuktan ve kristallerden geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir farklılık yok. Bütün buradaki kristallerimin içinden geçeceğim.
Ve şuradaki bir tane kum boncuktan da geçiyorum. Şimdi burayı gevşek bırakmayalım. Bakın. Şu an bol bir görüntüsü var. Çekiştiriyoruz iyice. Evet. Şimdi hanımlar, bu iki ucu birleştirmem lazım. Şöyle iyice yaklaştırayım. Bakın, boncuğum şu bu şekilde tuttuğum zaman sağ tarafta. Misinem buradan çıkıyor. Sağ taraftaki boncuğumun içinden çıkıyor. Sağ tarafı sağ tarafla birleştiriyorum. 3 tane. Böyle iyice yaklaştırayım. Net görün istiyorum çünkü burası önemli. 3 tane boncuğumun içinden geçtim. Bakın, bu kısmı burayla birleştirdim. Şimdi hemen yan tarafa geçiyoruz hanımlar. Sol taraftaki boncuklarımıza geçiyoruz. 3 tane kum boncuğumdan yukarı çıkıyorum. Şuraya dikkat edelim. Sonra şu tarafla birleştiriyoruz. İyice sağlam olsun diye iyice çekiştirdim. Bakın, birleştirme işlemimizi yaptık. Siz burada hanımlar birkaç tur boncuklarınızın içinden geçin. İğnem çıktı, şunu hemen bir takayım. Boncuklarınızın içinden birkaç tur geçin. Burayı iyice sağlamlayın. Bakın, şu an misinem şurada, ekrandan gayet belli. Şu tarafta bir eğdirme işlemi yapıyorum. Buradaki iki tane kum boncuğumdan çıkış yaptım. Bakın. Hemen şuradaki siyah kristalimin, ortadaki siyah kristalimin içinden çıkıyorum. İki tane kristalimden geçtim. Ortadaki siyah kristalime geldim. Şimdi diyelim ki kristal ekleyeceksiniz. Hangi renk alalım? 2 milimlik yeşil alalım. Gri. Böyle renk geçişleri yapabilirsiniz yani. Bakın, 3 tane kristal aldım. Buradan çıkmış misinam, sağ taraftan çıkmış, sol taraftan çapraz diyorum. Kristalle yapacaksanız kordonu hanımlar bu şekilde olacak. Sonra şu tepedeki, şuradaki kristalimin içine geliyorum. Kristalle yapacaksanız hep bu şekilde ilerleyeceksiniz hanımlar. Kum boncukla yapacaksanız da, bakın, 2 tane kum boncuk alıyorum. Kordonunu gösteriyorum. 2 tane kum boncuk alıyorum. Misinam sol taraftan çıkmış. Sağ taraftan çaprazlıyorum. Bakın, elimde çevirdim. Hemen şuradaki kum boncuktan yukarı çıktım. Ne yapacağım? Yine aynı şekilde herikbon tekniği yapar gibi 2 tane kum boncuğumu aldım. Bakın. Hemen yanımızdaki bir boncuktan aşağı iniyoruz. Sol taraftaki bir boncuktan aşağı indim. Sağ taraftaki iki boncuktan yukarı çıktım. İşlemimiz aynı. Görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde çevirirsek de misinamız bu sefer sol tarafta kaldı. Hiç fark etmez. İşlemimizde engel değil. Bakın, 2 tane boncuk aldım. Sağ taraftaki bir boncuktan aşağı indim. Sol taraftaki iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Yani şu araları çalışmıştık ya. Tıpkı onun gibi hanımlar. Hiçbir fark yok bu kısımda. Şöyle göstereyim. Bakın, bir boncuktan aşağı indik. Sol taraftaki iki boncuktan yukarı çıkıyoruz. Bakın, hiçbir fark yok. Aynı herikbon tekniği yapar gibi. Son bir kez daha göstereyim. Şu araları yaptığımız gibi yani. Hiçbir farklılık yok. Kordonunu bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışabilirsiniz hanımlar. Hemen şuradaki, ben yine yan tarafa çevireceğim. Ve size o şekilde göstereyim. Bakın, iki boncuktan yukarı çıktık. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Bakın, görüntüm bu. Gerçekten çok şık bir model hanımlar. Kapamasını nasıl takacaksınız? Hemen iğnemi geçirip onu da göstermek istiyorum. İki kum, bir kapama aparatı, artık elinizde hangisi varsa, ve iki tane kum boncuk alıyorum. Şu şekilde bakın. İki kum, bir kapama aparatı, iki kum. Bu taraftan çıkmış ya. Hiç fark etmez hangi tarafta olduğunu. Bir boncuktan aşağı inip burayı iyice sağlamlayacağız. İşte bu şekilde de kapama aparatımızı takıyoruz hanımlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.